Herkese selamlar dostlar. 23 Eylül 2023 Cumartesi iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 7 adet mücadelem var. İdeal ve yüksek oranlardan bahsetmeye çalışacağım. Cumartesi için herkese bol şanslar diyerekten de başlayalım. Öncelikle bir adet maç skoru yarışmamız var. Bu maç skoru yarışmamız Başakşehir ile Galatasaray. Maç skoru ne olur? Sizlere sorduk. Maçın indeks beklentisi 2-1'lik bir Galatasaray galibiyeti. Onu söyleyeyim ben sizlere. İndeks beklentisi, maç önü beklentisi bu yönde. Sizce maç skoru ne olur? Yorumlara yazmayı unutmayınız. Daha önce Beşiktaş'ta Kulüp Buruş maç skoru yarışmasını kazanan arkadaşımız da Halit Deniz isimli arkadaşımız. O maç hakkında birazdan da zaten bahsedeceğiz. Kazanan arkadaşımız veya sizler herhangi bir soru, görüş, öneri için veya hafta sonu gruplarına gelmek isteyen herkes buradan Kangal Bey olaraktan da Instagram üzerinden benimle iletişime geçebilir. Buradan iletişime geçersek katı Telegram gruplarına da dahil etme şansımız mevcut. Herhangi soru görüş öneri buradan dostlar. Yüksek misliden devam ettik. Çarşamba çok güzel aldık yüksek misli. Çarşamba alırken de 5700 misli yaptık. Bayern Münih'e çok iyi beklentim vardı. Zaten söylediğim gibi Şampiyonlar Ligi'nde yani babama güvenmem, Bayern Münih'e güvenirim. Çok yüksek misli yaptık orada. 5700 misli. İçeri almasını da bildik. Onun yanında bir 1300 mislilik Avrupa yüksek misli yapmıştık. Galatasaray'ın golü, Arsenal maçı genel üst, Benfica maçı genel üst, Sevilla maçında kaybetmesini aldık. Oradan da güzel miktar kazandık. Zaten sadece çarşamba günü yani 3800 civarında net bir kar yaptık. Fakat perşembe gününe baktığımız zaman da ya soldaki bahis ya nasıl gitti? Ya inanılmaz gitti. 1500 misli verdiğim bir mücadele. Kulüp Buruş'un herhangi bir yeri kazanması. Yani o kadar pozisyon çıkar mı be birader? Mert Günova helal olsun. Yani ülke puanı için tabii ki iyi oldu. Fakat ben bahis anlamında bakıyorum her zaman. Ya Kulüp Buruş inanılmaz oynadı ve inanılmaz kaçırdı. Mert Günova tam 8 tane net gol pozisyonu çıkardı. Çok kaçırdı. Hatta canlısını da yaptım. Birazdan göstereceğim. Buradan başarısız olduk mesela perşembe. Perşembe de yüksek misliyle biraz daha zarara götürdüğünü de söyleyeyim. Burada Avrupa yüksek misliyle zaten 500 misli 1.93 orandan da içeri almasını bildik. Yüksek misliyle bu yıl özellikle hafta sonu bolca yapmayı düşündüm. Yüksek misli canlılar oluyor. En son Real Madrid canlısını yaptım mesela. Maç sonu biri değerlendirmesini aldım. Oradan 500 misli. Yani yüksek misli de bu şekilde canlı yaptığımızda söylemeye gerek fayda var diyerekten de devam edelim. Arkadaşlar yorumlarda herkes açık Telegram kanalı var. Ve açıklama kısmında da mevcut. Veya Telegram'a girdiğiniz zaman Kangal Tips yazdığınız zaman da bu ücretsiz kanala sizler de girebilirsiniz. Buraya da ara ara canlı bahisler yapıyoruz. Birazdan bahsedeceğim. Dün 4'te 4 yaptık mesela. Burada da öyle bıraktık. Güzel kazanç sağlamaya devam ediyoruz. Ve kendi grubumuzda da zaten aynı şekilde canlı bahislerle devam ediyoruz. Hafta sonu hafta içi hiç fark etmez. Sürekli ekran başındayız. Her zaman canlı maçlarla kazandırmaya çalıştığımızı da söyleyelim. Hatta YouTube grubundan şöyle göstereyim ben sizlere. Dün yapmış olduğumuz bahisler bunlar. Şöyle Fenerbahçe maçını vardı. Hazırlık maçı var. Turnuva yapıyorlar Moskova'da. Nesine oran açmadı ama Nesine canlısını açmadı. Avrupa için yaptık biz de. İlk yarı 74.5 üst verdik. Aldık. Birinci yarı Fenerbahçe 40.5 üstüne gider yaptı. 43 sayı attı. Aldık. Burada Fenerbahçe'nin atacağı 85.5'u yaptık. Onu aldık. Ben de aldım oradan. Ev sahibinin 77.5'unu da aldık. Her türlü burada 4'te 4'te çıktık. Akşama geldik. Fenerbahçe maçında ilk yarı 0.5 üstü aldık. Last maçında bu yattı mesela bakın. Liverpool'un atacağı bir gol aldım devreden. İkinci yarı 3 attı. İlk yarı çok kaçırdı. Fenerbahçe maçından 0.5 üstünden, ev sahibi ilk yarı 1.5 üstünden, ilk yarı birinden zaten değerlendirmesini yaptık. Ev sahibi 2.5 üstünü aldık devre arasında. O da geldi. Karabağ'a baktığım zaman da Karabağ'ın golünü aldım. Ve dedim ki risksiz de ilk gol Karabağ. Karabağ top oynuyor. Hem şeyi geldi, Fenerbahçe geldi hem de burada Karabağ da golü attı. İlk golde Karabağ atınca zaten 1.77 gibi orandan onu da aldık. Bu şekilde zaten açıklama yaparaktan da canlı bahisler yapıyoruz gruplarımızda. Onun da bilgisini vereyim sizlere. Cumartesi olması kaynaklı şöyle +300 seviyesinde bir beğenilere geçersek şimdiden teşekkür ederim. Maçlar biraz bülten çok iyi değil bence. Bülteni çok fazla beğenmedim ama elimden geldiğince değerlendirmeye çalışacağım. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Bu sefer tersten başlayalım. Brest-Lyon maçıyla başlayalım. Günün en geç maçlarından bir tanesi. Şimdi Lyon'u ben geçen hafta izledim. Ondan önceki hafta da izledim. Takımdaki gelişmeleri de takip ettim. Teknik direktör geldi. Geçen maç teknik direktör ilk maçına geldi. 0-0 bitti o mücadele. Teknik direktör fakat takımın başında değildi. Tribündeydi. Bu maçta takımın başında olacak. Grosso mu ne? Lyon geçen maç bildiğin üzere pazar günü rolling yaptığımız bir mücadeleydi. Bakın inanılmaz pozisyonlar kaçıldı. Yani böyle pozisyonlar kaçırılmaz be kardeşim yani. Gerçekten çok inanılmaz pozisyonlar kaçırdı. Yani o final paslarını yapsalar bitirici vuruşlarını yapamadılar. Bitirici vuruşları yapsalar kaleci çıkardı diyerekten de gerçekten çok gol kaçırdı. Ben burada Lyon'un burada maçı kaybetmesini beklemiyorum. Öncelikle 0-2 çifte şansı önereceğim.
Ben burada Lyon'un kaybetmesini bekliyorum. 1.30'larda bir oranı var Lyon'un burada 0-2 çifte şansının. Bu sefer gerçekten kaybetmesini beklemiyorum. Lyon tarafından gol zaten bekliyorum. Maçın favorisi bile değil. Diyorum ki bir golüne zaten oran yok. Yani deplasmanda sisteme girer mi bilmiyorum ama zorlamak istiyorum. Gerçekten zorlamak istiyorum. Bu Lyon'a gerçekten bir tilt oldum. Deplasmanda atacağı iki golün de oranı 1.88. Neden olmasın? Bekleyeceğim. Bak bu deplasman 1.5 üstü oynamayacağım ama bekleyeceğim. Alırsanız da sisteme alın. Başakşehir Galatasaray bu maçın maç skorunu sizlere sorduk ne olur diyerekten de yorumlar yazabilirsiniz. Bilenleri Telegram gruplarımıza bir kişiyi alalım. Dostlar burada da Galatasaray yorgun. 2-2'lik bir maç oynadı. Takımda tabii ki çalkantı eğer yani 2-2 yenilseydi Galatasaray Okan Hoca'nın işi biraz zordu. Çok fazla eleştiri gelmeye başladı zaten. Bu kadar yıldız ne bileyim Kerem'i aldın onu almadın bunu almadın vesaire vesaire. Başakşehir'in maçına Çağdaş Atan geldi. Maçı tutacaktır bence. Burada kornere yönelmek bence mantıklı. Dediğim gibi maçın indeks beklentisi 2-1'lik bir Galatasaray galibiyeti. Yani yüksek orandan bir 2-3 gol denemesi de yapılabilir aslında. Fakat ben tek kornere yöneleceğim. Korner şu an açık değil. 8.5 açarlarsa 8.5. Eğer 9.5 açarlarsa da ilk yarı 4.5 üst korner. Yani Galatasaray zaten genellikle ilk yarılarda bir baskın oyunu yaraktan korner çıkartabilir. İlk yarıdan ilk yarı 4.5 üst korneri veya maç geneli toplamda 8.5 açarlarsa onu da değerlendirmesini alalım. Ama dediğim gibi korner alınabilecek bir karşılaşma. İlk yarı 4.5 üst kornerinde zaten oranı burada 1.60'a yakın olacaktır. Barcelona ile Celta Vigo. Barcelona bu yıl iyi. Gerçekten iyi. Oynamış olduğu oyun çok iyi. Özellikle geçen maçlara baktığımız zaman da Joao Felix çok formda. Direkt ilk 11'e girdi. Lewandowski formda. Lamine Yamal. O da aynı şekilde yedeklerden. Geçen maç mesela Ferran Torres oynadı. O yedeklerden veya ilk 11 çıkabiliyor. Eleman 16 yaşında inanılmaz işler yapıyor. Barcelona'nın bu maçta kazanması bence ya beklenti. Ya kazanır zaten. 1.14 oran açmışlar. Ben burada Barcelona maçı nasıl kazanır diye ona bakacağım. Bence Barcelona burada 2-0'lık bir skorla maçı kazanabilir gibi diye düşünüyorum. Benim skor beklentim burada 2-0'lık bir skor. Bu 2-0'a göre 1.50 gibi oranı kadar yükselttim. Oran da 1.48'e düşmüş. 4.5 altına 1 yaparsak oranı 1.48'e kadar da yükseltmiş oluruz. Değerlendirecekler bu yönde Barcelona kazanır. Fakat 4.5 altında beklediğimi de belirteyim. Skor beklentim de 2-0. Crystal Palace'la Fulham karşılaşması. Yine güzel zorlu bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum. Şu yönden alacağım Crystal Palace'ı. Crystal Palace kendi evinde iyi. Son Aston Villa maçında da çok fazla etkin olamasa da pozisyonlara girdi. Fulham Luton Town'la oynadı. Fulham'da Mitrovic gittiğinden beri yani gol makinesi gittiğinden beri takım bir de Mitrovic'e çalışıyordu. Yani sıkıntı yaşıyor. Burada Crystal Palace'ın evinde yani ne kadar çok da favori olmasa da ben burada etkin bir oyunla Fulham savunması da biraz da aksıyor. Bu aksayan Fulham savunmasına tek tercih ve yüksek orandan yapacağım. Atacağı 2 gol. 1.84. Risklidir ama ben bu riski almak istiyorum Crystal Palace mücadelesinde. Crystal Palace'ın kendi evinde oynamış olduğu oyuna da güvenerekten de Fulham'ın da üretkensizliği ve savunma hatalarına bakaraktan da burada Crystal Palace kendi evinde 2 gol bulabilir. Bunun da oranı 1.84 gibi oranı var. Değerlendireceklere bol şanslar. Union Berlin ile Hoffenheim günün en güzel maçlarından bir tanesi. Gollü geçmesini beklediğim bir karşılaşma. Şimdi Hoffenheim son dönemde gerçekten çok formda. Herkese 3-3 ataraktan da devam ediyor. İyi de bir oyun oynuyor. Hücum organizasyonları iyi. Union Berlin de çok iyi. Özellikle Real Madrid maçında da iyi oynadı. Kalesinde özellikle ikinci yarı çok fazla pozisyon verdi. Mağlup oldu 90+3'te 5'te. Yani yüksek mislimizdi. Onu da içeri almasını bildik. Güzel oldu. Union Berlin bu maçta tabii ki haftanın yorgunluğu tabii ki olacaktır. Ben burada Hoffenheim tarafından gol bulmasını bekliyorum. Fakat Union Berlin de yani boş takım değil. Onlar da bu maçta bir reaksiyon verip iyi futbolunu sergilemek isteyeceklerdir ki özellikle yan toplardan gelen hava toplarında da gerçekten duran toplar takım için çok önemli. Behrens'in geçen bahsetmiştim. Tekrar bahsedeyim. Bir maçta hat-trick yaptı ve o hat-trick yaparken bütün golleri kafayla attığını da söyleyeyim. Öyle bir adam. Hava topları takım için çok önemli. Burada tek tercihim olacak mücadelenin. Oran da güzel. Bunun oranı 1.45 değildir. Burada bir yanlışlık var. Bu kadar oran düşmüş olamaz. 1.46 gör. Bazen maç golü yanlış gösterebiliyor. 1.46. Çünkü oran zaten 1.50'lerdeydi. 1.46'ya düştü. Bir anda 1.35'e düşüremezler. Öyle bir dünya yok. KG var bekledim. Mücadele ilk takımında birbirine gol atmasını bekliyorum. Gladbach'la Leipzig karşılaşması. Yine bu maçta güzel bir maç geçer gibi geliyor. Leipzig oynadı. Young Boys deplasmanında seyahat etti falan derken bu seyahati değerlendirmek lazım. Takım yorgun olacaktır haliyle biraz. Burada Gladbach tarafından atacağı goller yani golü değerlendirmek lazım ki şöyle söyleyeyim Leipzig bu maçta favori bile değil. Yani Gladbach favori. Hücum gücü yüksek bir takım. Gladbach takımı. İdealden var tercih alınabilir. Tek tercihimdir. İdeal olarak değerlendirebileceğim. Onun dışında ben burada şöyle bir değerlendirme yapsam. Ya bu
Leipzig çok kaçırıyor be abi. Ya o canımı sıkıyor biraz. Aslında deplasmanın 2 golü riske edilebilir mi? Onu düşünüyorum da. Şöyle yapalım. Yani biraz daha oran yükseltmek isteyen 2.5 üstü var alsın. Ya benim skor beklentim burada Leipzig tarafından. Ya evin ikinci golü de zaten olabilir fakat Leipzig'in ikinci golüne biraz daha yakınım. Çünkü üstüne gelen takımlara karşı çok iyi bir hücum ediyor takım. Ama çok kaçırıyor ya. Gerçekten o can sıkıcı. Diğer mücadelem, son mücadelem Milan mücadelesi. Milan ya Newcastle'a ben ne yazdım biliyorsunuz mu? Canlı verdim. Milan'ın bir golünü verdim. Dedim ki bu Milan bu maçta Newcastle'a gol atamazsa benim gözüm açık gider yazdım. Hazır benim gözlerden olduk. Allah korusun. Oğlum ölürüz şimdi. Allah korusun. Şimdi videomuzu arkamdan ağlarsınız sonra. Çok üzülürsünüz biliyorum. Velhasıl Kerem. Çok kaçırdı Newcastle maçını izleyenler vardır mutlaka. Ondan önce de zaten Inter'e yenildi. Hellas Verona'nda ben son mücadelesi Bologna mücadelesini izledim. 0-0 bitti. Maçın 15 dakikasında iyi oynayan bir Hellas Verona vardı. Fakat burada yani Milan'ın ihtiyacı var. Bak Milan orana ne gösteriyor. Bu maç golü iyice kafayı yedi. Güzel bir oğlum. 1.5 üstünde 1 bekliyorum. 1.40 gibi oranı var zaten idealden. Milan bence 2 gollü galip gelir gibi geliyor bana. Onun dışında ilk yarıdan atacağı gol de Milan'ın hızlı başlamasını bekliyorum. Devreyi de ilk devreyi de önde kapatabilir. Değerlendirecekleri bol şanslar. Toplamda 7 adet maçım vardı. İdeal ve yüksek oranlardan bahsettim. Değerlendirecekleri bol şanslar. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.